Delibaş, Mehmet Bir Cihan Fatih dizisinin en fazla araştırılan karakterleri arasında yer alıyor. Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutan Delibaş, diziyi izleyen birçok kişinin de ilgisini çekti. Osmanlı tokadı ile ünlü olan Deliler Birliği'nin başını ifade eden bu isim, Mehmet Bir Cihan Fatih dizisinde Gürkan Uygun tarafından canlandırılıyor. Peki Delibaş kimdir? Beni anlama gelmektedir. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce sağ alt köşede bulunan gölge kanalını beğen butonuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Delibaş, cesur ve korkusuzca düşmana atılmalarıyla bilinen Osmanlı birliklerinden birisinin başını ifade etmektedir. Kara ordusunda savaşan delilerin başı görevini yapan Delibaş, 20-25 yaşlarındaki genç ve gönüllerin kontrolünü gerçekleştirmekteydi. Kılavuz ve rehber manasını taşıyan Delil ismine sahip olmalarına rağmen cesur ve korkusuzca verdikleri mücadele onların halk arasında deliler olarak anılmasına sebep olmuştur. Delilerin en önemli özelliği ön saflarda savaşarak orduya kılavuzluk yapmasıdır. Deliler silah olarak eğri pala, kalkan, mızrak ve bozdoğan taşırlar. Başlarına pars ya da benekli sırtlan derisinden yapılmış tüylü bir miğfer giyerlerdi. Kalkanlarını da yine kuş tüyüyle süsleyen delilerin giysileri aslan, kaplan ve tilki postundan, şalvarları da ayı ya da kurt derisindendi. Ayaklarına ise serhatlik denilen sivri burunlu, mahmuzlu bir çizme giyerlerdi. Üzerlerine ayı, pars, aslan veya sırtlan postundan kılları dışarıda şalvar giyerlerdi. Bayraklarında ise kaderde ne varsa o gelir başa yazılıydı. Sonradan giysilerinde değişiklik yapıldı. 17. yüzyıldan itibaren başlarına bir arşın uzunluğunda siyah kuzu derisinden üstü sarıklı bir kalpak giymeye başladılar. Delilerin çoğunluğu Türktür ve Rumeli'de yaşayan halklar arasından seçilmişlerdir. Türkler, Boşnaklar, Hırvatlar ve diğer Slav halklarından oluşan Osmanlı birlikleri, Rumeli Beylerbeyi ve Serhat Beylerinin maiyet askerleri arasında yer alırlar. Bu askerler Serhat Kulu isimli askerler arasında yer almışlardır. Deliler Rumeli Beylerbeyi, Semendere ve Bosna Sancak Beylerinin yönetiminde 17. yüzyılın sonlarından itibaren de Anadolu Vezir ve Beylerbeyinin yönetimi altında olmuşlardır. 60'ar kişilik bayrak adı verilen ocaklara ayrılmışlardır. Seferlerde Delibaşı adı verilen komutanları tarafından yönetilmişlerdir. 18. yüzyılda bozulmaları sonucu yönetim altındaki Beylerbeyinin görevden alınması sonucu görevlerini kaybetmişlerdir. Bu süreçten sonra köylere saldırmaya başlamışlar. Eşkıyalık faaliyetleri sebebiyle 1829'da 2. Mahmut tarafından dağıtılmışlardır. Bir rivayete göre de ıslatılmış mermer üzerine çıplak elle tokat atarak talim ederlerdi. İri yarı adamların ellerinde sadece kalkanla ve çoğu zaman o bile olmaksızın üzerlerine saldırdığını gören düşman askerleri ne olduğunu anlamadan mermere meydan okuyan meşhur Osmanlı tokatıyla karşı karşıya gelir ve bunun nasıl bir şey olduğunu anladığında ya ölü ya da artık savaşamayacak denli sakat bir asker olurlardı. Osmanlı tokadı kavramı buradan çıkmıştır. Herkesin araştırmasına sebep olan Bir Cihan Fatih Mehmet dizisindeki Delibaş'ın dizideki karakteri nedir? Delibaş, Mehmet'in fedaisi, canını sultanın canına, ruhunu ruhuna katmış, daha o konuşmadan ne istediğini anlayacak kadar aşina olmuş bir cengaver. Delibaş, dünyada sultanından başka kimseyi sevmemiş, sevmeyi de istememiştir. Ne parayı, ne köşkleri, sarayları gözü görmemiştir. Bilakis hepsinden kaçmak, sultanıyla seferlere çıkmak, akınlar yapmak çekmiştir yüreğini. Ama ne oldum dememeli, ne olacağım demeli misali. Delibaşın deli yüreği aşkla imtihan olacaktır. Hem de hiç aşık olmaması gereken, aksine bulunduğu yerde öldürmesi gereken birine. Hep beraber izleyip göreceğiz.